Kobe Bryant ve beraberindeki dört kişi özel bir helikopterle havalandı. Ancak helikopter düştü ve Kobe Bryant'la beraberindekiler hayatını kaybetti. Duydum şok oldum. Halı saha maçı vardı bizim çocukların. Oradaydım. Sakatım biliyorsun oynayamıyorum dedim. Bari hakemlik yapayım. Bir çıktım duydum kara haberi. İnanılmaz üzüldüm gerçekten. Herkes gibi işte yani. 2000'li yılların başı liseye gidiyoruz o zamanlar. Pazar geceleri NTV'de maçları verilirdi. Oha oğlum hani Kobe'nin maçları var derdik. Tek başına takımdı çünkü. Gerçekten efsaneydi. Bir nesile basketbolu sevdiren adamdı. Hayat çıkmasa girmek ve cesaret kırmak için çok kısa diyordu. Hakikaten öyleymiş. Ve bu adamın Basketbolu sevin sevmeyin. Hepinize ilham olacak o kadar çok mevzusu var ki. Hani şöyle söyleyeyim, Ronaldo Messi falan konuşuyoruz ya hep. İşte onlardan biriydi basketbol için. Öyle düşün. Gerçeği Zlatan desek profile daha uygun ama anladın işte. Konuşalım mı biraz ne olur? Öncesinde şu veda mektubu vardı ya. Onu koysanız öneme. Ha, ezberden çıkmaz çünkü. <laughs> tamam mı? Sevgili basketbol. Babamın çoraplarını top haline getirip atmaya başladığımdan beri. Tek bir gerçek olduğunu biliyorum. Sana aşık olduğumu. Bu öyle derin bir aşk ki aklım, bedenimden ruhum ve duygularıma kadar her şeyimi sana verdim. Sana sırıl sıklama aşık olan 6 yaşındaki bir çocuk olarak asla tünelin sonunda görmedim kendimi. Her zaman bir çıkış yolu buluyordum kendime ve bu yüzden koştum. Hiçbir sahada basılmadık yer bırakmadım ve her topa sahip olmak için çabaladım. Ben azmimi istedim. Ben sana kalbimi verdim çünkü benim için çok daha fazlasısın. Kanter içinde oynadım bu oyunu. Mücadele beni çağırdığı için değil, sen beni çağırdığın için. Senin için her şeyi yaptım. Çünkü senin yaptığın da buydu. Biri seni hissettiğinde aynı zamanda beni de hissetti. 6 yaşındaki bir çocuğa Lakers hayali verdin ve her zaman bunun için seveceğim seni. Ama seni takıntılı bir şekilde daha sevemem artık. Sadece bu sezona yetecek kadar gücüm kaldı. Kalbim hızlı çarpışları kaldırabilir. Zihnim hala zorluklarla baş edebilir ama bedenim elveda zamanının geldiğini biliyor. Ve bu sorun değil. Seni bırakmaya hazırım. Sadece geri kalan zamanımızın tadını çıkarabilmemiz için bunu bilmeni istiyorum. İyisiyle kötüsüyle birbirimize verdik neyimiz varsa. Ve şimdi ikimiz de biliyoruz. Bundan sonra ne yaparsam yapayım her zaman top haline getirilmiş çorapları köşedeki çöp kutusuna atan çocuk olacağım. Son 5 saniye top ellerimde. 4 3 2 1. Her zaman seveceğim seni. And, uh, what can I say? Mamba out. güzel insanlar. Basketbolu sevmeyebilirsiniz ama siz de Kobe'yi bilirsiniz. Sadece 19 yaşında All-Star seçilerek bu anlamda NBA tarihinin en genç All-Star oyuncusu olduğu detayı yoktur sende. Ama Shaq ve Kobe'nin zoraki fakat bir o kadar da durdurulamaz ortaklığına mutlaka denk gelmişsindir. Lakers'a 2000'den itibaren 3 NBA şampiyonu getirirken sevmedik mi onu zaten? Belki çok anlamıyorsun potada ne olup bittiğinden ama Michael Jordan'dan kopyaladığı oyununa dair YouTube videolarını illaki izledin. O Jordan ki bir başka büyük efsane. Şöyle der Kobe ile ilgili. Onunla geçmişime bakıyorum da ilk defa karşı karşıya oynayışımın sonrasında gözlerinin içinde gördüğüm o rekabetçi ateş onu öyle görmek insanı canlandırıyordu. Gece uykusuzluğundan sonra ertesi gün derse nasıl yetişiyorduk sanıyorsunuz? Onu o zaten Jordan rekabeti ayakta tutuyordu. Büyük efsane yaptı. Tabii Jordan onun için tam bir takıntıymış. Onu geçmek böyle genç yaşlarından beri Kobe'nin en büyük ideali olmuş. Tek seni harcarım anlamına gelen İngilizce yani lafını Jordan'a söylemiş. Vardı böyle çıkışları işte onu diyorum. Bir gün soruyorlar, bir elin eskisi gibi olmazsa ne yaparsın diye tek elimle oynamaya devam ederim diyor. Böyle bir oyuncuya tanıklık edenleri matemini anlarsınız herhalde. Bu arada evet. Oyunu bir kopyaydı. Onu Michael Jordan'dan almıştı. Kişiliği de özgün kabul edilmiyordu. Çünkü Amerika'da değil Avrupa'da büyümüştü. Ama o da aşağı kalmadı ki hiç. 2008'de MVP olmayı başardı. Akabinde şak olmadan iki şampiyonluk kazandı. Yani parkedeki mirasını sağlama aldı. He. Evet asla Jordan'ı yakalayamadı şampiyonluk sayısında. Ama 5 yüzük kazandı. 18 All Star maçına çıktı. 33 binden fazla sayı attı. Artık onun da bir mirası var. Ondandır üzüntümüzün sebebi. Gelmiş geçmiş kaç efsane sayabiliyorsun basketboldan? Kobe'siz olmaz o liste. Ona da soruyorlar bir gün. İlk beşini yapıyor Karamamba. Lakabıdır bu arada. Şaşırma ifademe. İlk beşine Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Bill Russell da Kerim Abdul Jabbar'ı seçiyor. Diyelim ki Kobe haklı. E, o da 6. Yani altıncı da kendisidir işte. Abilere sorun anlatsınlar. Shaq 10 yılın serbest oyuncu olarak geldi, Los Angeles'a geldiği yaz Kobe'nin de kadroya katılmasıyla şov nasıl başlamış anlatsınlar. Onları görünce bir şeyden emindin. Garantiydi şu. Yüksek dozda eğlence ve bol kupa. İşte o kadar. Eğer bugüne kadar tanışmadıysan onunla güzel kardeşim ya da ben futboldan başka bir şey bilmem diyenlerden sen misal ona da diyeceğimiz var. Kobe İtalya'da büyüdüğü için futbolla haşır neşir olmuş bir isimdi. Ayakkabılarının da böyle yüksek bilekli değil de daha kısa bilekli dizayn etmişti hatta. Kobe futbol oynarken hep kaledeymiş. Senin gibi severmiş yani o da futbol. Hatırlasana İstanbul'a geldi, Galatasaray antrenmanına katıldı, değil mi? Eğer basketbolcu değil de futbolcu olsaydı net söylüyorum, İnanılmaz iş ahlakı ve rekabetçi kişiliğiyle yine dünyanın en iyilerinden biri olabilirdi. Sıkı bir Milan taraftarıydı bu arada. En sevdiği oyuncu Van Bastendi. Milan formalarını, atkılarını da saklardı. Dili geçmiş zaman cümlesi kurduğumuza inanamıyoruz tabii bir yandan da. Şimdi onun hatıralarını saklayacağız hep birlikte, e onun meşhur formalarını. Bende bir oyunu var mesela bunlardan, hatıra da saklayacağım. 98'di yanlış hatırlamıyorsam. Kendisine ait bir oyun çıkarmıştı, sonra editlenmişti falan. 2002'de bir versiyonu daha çıktı sonra oyunun. Bende 98 versiyonu var. Bu kadar renkli bir kişilikti işte ya da fenomeniydi, o da öyle de diyebilirim. Bugün sporda bayıldığın bir adam düşün, bütün tripleri hafızalandadır onun yaptıklarını yapmaya çalışırsın değil mi? İşte nasıl dil çıkarmak Michael Jordan'ın olayıysa kariyeri boyunca da Kobe'yi böyle tişörtünü ağzına sokarken gördük mesela. Maç boyunca ağzı ıslak kalsın istermiş ondan yaparmış. Tabi değişik huyları da var bunun dışında. Maç öncesi el sıkışırken rakibe seni yok edeceğim falan da diyordu ya da onu savunan savunmacı ''Bana seni verdiklerine inanamıyorum, beni sen mi savunacaksın? Ciddi misin gerçekten?'' falan <laughs> diyormuş yani. <laughs> Güzel kardeşim. Hayata dair de sana ilham verecek bir adamdı o. Bir sürü hoca, öğretmen ondan bahsetmiştir eminim çünkü çok çalışan bir adamdı biliyorduk gerçekten düşün bak Kobe bir gün Olimpiyat Oyunları öncesinde bir antrenörle gece saat 4'te başlıyor çalışmaya 1 saat 15 dakika bir şut antrenmanı yapıyor tamam mı antrenör sabah 11'de antrenman için odasına dönerken salona geri geldiğinde bir bakıyor Kobe hala şut atıyor ya diyelim ki antrenmandasın tamam mı Kobe'nin üzerinde sayı bulduysan veya o seni savunurken iyi bir oyun başlattıysan onunla tek tek oynamadan salondan çıkman yasak pes edene kadar rahatsız edermiş. Bak, e, onu efsaneleştiren olaylardan biri de şudur. Savunmasını keskinleştirmek ve yeni yeni yetenekler edinebilmek için yapıyormuş kendi gölgesine karşı antrenman. Evet abi. Böyle bir yıldız kaydı dünyadan işte. Bu kadar çalıştığı için de Pek anlaşılamadı zaten çünkü zaman zaman laf söz ediyorlardı hakkında. Takım arkadaşlarıyla uyumsuzluğu birçok soru işaretini beraberinde getiriyor deniliyordu. E Kobe'nin işte deplasman yolculuklarında ne bileyim takım arkadaşlarıyla vakit geçirmek istemediğinden bahseden hikayeler yayılmıştı. Neyse ama ona sorulduğunda da diyordu ki meşguldüm diyor. Oyunu çalışmakla meşguldüm. Bilinçli yaptığım bir şey değildi. Hünerlerimi keskinleştirmekle o kadar meşguldüm ki zamanımın çoğunu buna harcıyordum. Öyle ya da böyle. Kobe hiçbir zaman en sevilen yıldız olmadı. Eleştirilecek ya da hatalı bulunulan çok sayıda yanlışı da oldu. Ancak çok saygıda da gördü. Olimpiyat oyunlarına hazırlanırken gece uyku tutmayınca antrenörü uyandırıp birebir çalışması ve sonrasında devam edip takım idmanına kadar salonda kalmış bir adama saygı duyacaklardı tabi. Dedi ki bir gün Kobe hani 8 yaşından beri çok fazla şut atıyorum. Çok fazla diyorsun değil mi? Diyor ki sizin bakış açınızdaki bir problem bu diyor. Bazı insanlar Mozart'ın da eserlerinde çok fazla nota olduğunu söylüyordu. Şöyle açıklamama izin verin diyor. Geçmişe dönersek Mozart da kendisini eleştirenlere daha az nota olabilirdi diye mi yanıt verecek? Ne kadar nota gerekiyorsa o kadar vardı. O yüzden basketbol dergileri karıştırırdık işte yine bir şey demiş mi, posterini verirler mi acaba diye. Bugün bazılarına garip gelebilir ama Kobe Bryant dijitalleşmeye yeni yeni başladığımız yılların süperstarlarından biriydi ve o duygumuzu internet eliyle de çok yükselten isimlerden biri olmayı başarmıştı. Üniversiteyi pas geçip doğrudan NBA'ye giden yetenekli lise oyuncuları dalgası vardı. Onun da ilk üyelerinden olması. Ne bileyim işte daha 19 yaşında Michael Jordan'ı savunma şansım olursa onu savunacağım. Bu meydan okumayı kabul ediyorum diye böyle iddialı sözler söylemesi dikkatini çekiyordu herkesin. Dergide bir haberini okuyorduk. Mesela magazinel bir şey diyelim ki oğlum biliyor musun Kobe'nin adı etten geliyormuştan. Bayağı bildiğin japon eti. Anne baba bir gün bir yere gitmişler. Restoranda harika vakit geçirmişler. Ondan çocuklarına Kobe demişler diye böyle havalı havalı bilgiler satardık. Kahraman büyük olduğundan kendini dinletirdi yani böyle şeyler anlatmak. Şimdi Böyle bir yıldızla vedalaşmak hakikaten duygulandırıyor. Bir de böyle helikopter kazası falan. Adamın biri yazmış, duydunuz mu onu? 6 sene önce mi ne? Şey, e, helikopter kazasında ölecekti. Hafizean Allah nereden biliyor? Nasıl biliyor kardeşim? Şeyi gördünüz mü çizgi filmini? Orada da tamam esprisini yapmışlar ama hani çok fazla helikopter kullanıyor diye. Bu kadar mı tesadüf olur abi? Yine helikopter kazası geçiriyor. İnanılır gibi değil gerçekten. Ne işin var be abicim helikopterde? Nasıl da korkunç bir şeydir biliyor musun? Hiç bindiniz mi bilmiyorum. Yani hiç güvenmiyorum ben abicim. Gerçi bahsettiğimiz kişi de Kobe. Yani asla korkmuyor. Ona soruyorlar bir gün bir röportajda. Sanıyorum basketbol sahasında hiç korktuğum bir an oldu mu diye böyle bir soru. Asla diyor. En son korktuğu anda neymiş biliyor musun? Diyor ki en son korktuğumda 6 yaşında karate okulundaydı. E turuncu kemerim vardı. Hocamız beni benden birkaç yaş büyük kara kuşak birisiyle dövüşmeye davet etmişti. İşte o zaman çok korkmuştum. Beni çok fena pataklayacağını düşünmüştüm. Sonrasında diyor beni o kadar kötü dövememişti. O günden sonra da diyor hiçbir şeyden korkmuyorum. Şeyi görmüşsünüzdür mesela şimdi aklıma geldi. Matt Barnes. Buna basket topu atıyor gibi yapıyor abi suratına. Hem de böyle fake yapıyor. Sıfır refleks abi. Sıfır. Böyle bir adamdı. Sadece maçlarını izlemezdik yani onu söylemeye çalışıyorum. Her hareketi olay, takip edilen, baktığımız, okuduğumuz bir adamdı. Mesela bir gün Dallas'ın başkanıydı zannediyorum. Dedi ki Kobe Lakers'a zarar veriyor, serbest bırakmalı kulüp falan. Bunu duyan Kobe durur mu? Lakers'ın yani böyle ağır kazandığı maçta 38 sayıyla oynadı. Kobe gitti tweet attı, al bunu serbest bırak diye. Anlıyorsun değil mi? Hey gidi mamba be! Ona üç yüzük diyen de var. Yani duyarsan şaşırma şampiyonluklarına istinaden. Bir de Bean'i duymuştum ben. Nadiren söyleniyordu ama merak etmiştim. Babası da eski basketbolcuydu ya Joe Bryant. Ha, çok hızlı diye işte Jelly Bean derlermiş. Kobe'de o yüzden göbek adı olarak Bean yapmışlar abi. Kobe babasını ilk kez yendiğinde 16 yaşındaymış. Bayağı sert maç olmuş. Hatta dudağını falan yarmış babası oğlunun. Aileden geliyor o disiplin azim işte. Her neyse. Kıymetli kardeşim. Michael Jordan abilerimizin idolü ve uykusuz kalma sebebiydi. Kobe Bryant da bizim. Ondandır gevezeliğimiz. Son bir maç var hatırımda onu anlatayım bitireyim. Kariyerini son maçı. Son top kendilerinde kalsın diye böyle erken kullandı şutu ve takımını öne geçirdi. Kenarda da ünlü simalar falan vardı. Acayip çıldırmışlardı. Kanye West şoktaydı. Snoop Dogg çılgına döndü. Şak böyle haklı çıkmanın gururuyla sırıtıyordu. Jack Nicholson o da bildiğiniz kenardaydı. Bundan sonrası sadece formaliteydi zaten. Psikolojik olarak maç bitmişti. Son iki serbest atış mıydı, neydi? Ben de çok basketbol anlatamam ama soktu ve kariyerinin son maçında bize olağanüstü bir performans izletti. Tam 60 sayı. Ya, tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olduğunu gider ayak akıllara kazıdı. Bu maç bakın lütfen NBA tarihinin en unutulmaz maçlarından biridir. Neyse, son sözü ona bırakıyorum Kobe'ye. Kobe Bryant'a. Maçı kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa yaparım. Bench'te oturur havlu da sallarım, takım arkadaşlarıma su da dağıtırım, gider son saniye üçlüğümü de sokarım. İnsanlar kazanmak için bende var olan saplantıyı bilmiyorlar. Üstelik bana bencil diyorlar. Nasıl bencil olabilirim ki? 40 sayı attığımda da kazanıyoruz, 10 sayı attığımda da. Tembellerle bir arada olamam. Çünkü aynı dili konuşmuyoruz. Kafanda başarısızlık varsa zaten başarısız olursun. Buradayım, ve devam ediyorum. Diğer oyuncular dama oynarken ben satranç oynuyorum. Güle Güle Kobe Bryant. Çalışkanlığını, verdiğin hedefi kilitlenme hissini, Oscar'lık animasyonunu, hele hele son maçını unutmayacağız.